Ah benim canım, ah benim canım, nasıl güzel. Çok güzel, değil mi? Baya güzel. Bakışlar, burun, kaş, alın, dudaklar, her yeri çok güzel. Herhangi bir şey bile çok yakışıyor. Mesela bak üstüne kıyafet çok yakışmış. Canımın için. Bir daha dinleyeyim. Saray adabı nasıldır? Osmanlı'da saray adabı aslında tahammül edilecek gibi değil. Hakikaten çok zor. Hayır, görünüşü belki bazı yerlerde güzel ama öyle yaşanmaz. Padişah geliyor, herkes sopa yemiş gibi başı önünde böyle, el pençe, başı yerde, çıt yok. Ne dersin lala diyor. Haşa diyor. Sultanım, ne haddime diyor, siz daha iyi bilirsiniz diyor. Bir adama nasıl soru soracağım? Ama diyor, fakire madem tenezzül buyurdunuz diyor, bu acizin diyor, işte kalbinde südur eden bilgiyi size arz edeyim efendim diyor. Eğer şu hakir kulunuza diyor, bir şey olmazsa diyor işte o kendince bir tür bit diyor yani. Efendim şimdi şöyle bir şey var diyor. Yani iyi sabırlı olursan dinlersin. Yani adam mesela o öyle bir hayat çok zor. O kafadaki kavuk mesela mecbursun onu takmaya. Yani yaklaşık bazıları 1 metreyi falan buluyor. Ağır da yani. Tamam ihtişamlı, doğru, güzel yönü ama öyle yaşamak çok zor. Yani her yerde bu var. Yemek yerken, saraycı, her şey suç olmuş oluyor. Mesela yüksek sesle gülemiyor. Mesela edepsizlik olarak karşılanıyor. Bir de bazen gadav-ı şahane tehlikesi de var. Yani mesela o aniden cellatbaşı çağrılıyor. Abdest al bire melun diyor mesela. Adam bilmiyor yani. Olayın ne olduğunu bile bilmiyor. Son sözü buydu diyor. Açıklıyor, tarihte var. Abdest al bire melun dedi diyor. O kadar. Temiz de yok. Evet. Temiz de yok da hiçbir şey yok. Yani o kadar. Mahkeme, savcılık hiçbir şey yok. Biraz oralarda sorun var yani. Artık öyle diyeyim, nezaketini. Ama tabii terbiye, nezaket açısından güzel. Yani hürmetliler. İyi yönleri çok fazla. Fakat çok ağır bir hayat. Yani o hayat insan fıtratına aykırı. Neşeli, dışa dönük rahat bir şey olmaz. Mesela oradaki hanımlar için de güzel değil. Mesela Topkapı Sarayı'na baktım ben. Yani yaşamak için hiç uygun değil. Nitekim de kadınlar hep verem olmuş orada. Hastalığa kapılmışlar. Çoğu romatizmi olmuş. Yani soğuk, nemli, her yer taş, güneş almayan odalar, çok kapalı ortamlar, mantar falan, her şey gelişir öyle bir ortamda. Sıhhatli bir ortam değil. Bir ihtimal bilimin gelişmemesinden mi kaynaklanır artık? Güvenlik açısından mı düşündüler? Pek olmamış yani, sağlık açısından iyi değil. Bir de geleneksi sistem kendi içerisinde sürekli doğurur, gelişir. Yani adab ve edep sürekli dal budak salar. Böyle bir yosun gibi gelişir, her yeri sarar. Dolayısıyla şimdi Kur'an var, helaller haramlar var, bir de adab edep kurallar var. Onların ucu bucağı yok. Mesela eve giriş adabı ve edebi var. Edepli bir şekilde gelip bir yerde oturulur diyor. Ama oturmanın da edebi var. Halbuki normal rahat oturması lazım. Yani vücuduna sırat ediyorsa öyle oturması lazım. Bacaklarını dikip uyuyacak, yatacak hali yok. Tabii bir nezaketi vardır. Ama ya benim gördüğüm sıkıcı. Yani çok sıkıcı. Filmlerde falan da gösteriyor, görüyorsun. Çok ağır ve ağdalı konuşmalar, ağır hareketler. Yani
Benim bildiğim şizofrenide olur böyle bu kadar ağır. Yani vücut hareketleri, konuşma hareketleri. Bakış da çok ağır. Yavaş yavaş başını yukarıya kaldırıyor mesela. Siz ne dersiniz ağa diyor. Ediyor, susuyor, bekliyor. Eğer kulunuz diyor, konuşursa diyor, ondan sonra başlıyor bir edep girişine. Çıkışın içinden çıkabilirsin. Şu aciz diyor, şu hiçender hiç olan kulunuz diyor, karşınızda konuşmaya kadir olmamakla birlikte diyor. Ya konuya geçsene sen direkt. Çoktan konu bitecek. Yani o yönlerinden aslında iyi padişaha tabii saygı göstermek istemişler falan ama o adam, o insan için de yazık ya. Ona da yazık yani. Öyle hayat mı olur ya? Yani her gelen gördüğüm ayağa kalkıyor. Bel pençe divan başını önüne yiyor. Kimse konuşmuyor. Böyle bir hayat olur mu ya? Hanımı bile öyle ya. El pençe divan böyle yani insaf, insaf. hayat rahat olması lazım. İnsan zayıf yaratılmıştır. Neşeli, dışa dönük böyle zekasının çalışması için bu gerekir. Yani aklının açılması için, yaratıcı gücünün oluşması için bu gerekir. Nitekim bak bu kadınlar, saray hanımlarına bak hep çok kilolular. Bu sıkıntıdan ve hareketsizlikten kaynaklanıyor. Yani saray hanımlarının bakın abartılı kilolududurlar. Çok çok kilolu. Padişahlar da öyle çok çok fazla kilolular. Hareketsizlikten. Yani o çünkü tahtın üstüne oturuyor. Hiç kıpırdamadan oturması gerekiyor. Sürekli adamlar geliyor, elçiler geliyor. Onlarla konuşuyor ve çok yıpranıyorlar. Hep genç yaşta ölmüşler çoğu. 35 yaşında, 40 yaşında, 40-50 yaşında hep ölmüşler. Halbuki yani normal, canlı, atak bir hayat olabilirdi. Mesela odadan çıkması, insan normal, işi bitti mi çıkıp gider. Geri gidiyor ya, ayağın bir şeye takılır. Allah aşkına geri, yani o kadar zor ki geriye çıkmak. Padişah bakarak geri çıkıyor. Hayır çok güzel bu, bir nezaket ama. Yani bu ancak tören için falan kısaca yapılsa olabilir. Yani ayda, yılda bir yapılsa olabilir. Gece gündüz zor yani. Ama tabii haşmetli, ilginç bir görünüm oluyor, o doğru. Kendine az böyle bir romantizm oluyor. Ama yaşamak için bence uygun değil. Ben güzel yüzlümü bir daha göreyim. Saray adamı nasıldır? Aa, çok güzel ya maşallah. Allah seni cennette bana kardeş etsin, dost etsin. Arkadaşın da çok şeker herhalde arkadaşı odanın. Allah her ikinizi de cennetle şereflendirsin, nimetlendirsin. İnşallah cennet arkadaşı oluruz. İnşallah. Sofra adabı güzeldir Osmanlı'nın. Yani zenginliği çok iyi sofranın. Bıldırcınlar, sülün kızartmaları, böyle yani akla hayale gelmedik olaylar. Tatlılar, yiyecekler ama tabii ona hiç dikkat etmemişler. Kilo almaya önem vermemişler. O yüzden çok kilolu padişahlar. Bilmiyorum resmine dikkat ediyor musun? Evet. Bakın. Hepsi kilolu, evet. Evet, dinliyorum. Minik talebeniz Ceren'in size bir mesajı var. Hocam, anneciğim seni çok seviyorum. Sen benim yanımda olsan ben sana biliyorum yapacağımı da. Şekerliğin hat noktası artık. Bir daha göster bakayım. Tabii. Hocam, anneciğim
anneciğim seni çok seviyorum. Ben seni yiyeceğim, yiyeceğim o minik burnunu ısıracağım seni. O patilerini de ısıracağım seni. Ağza bak. Evet, dinliyorum. Kendini beğenmek münafık alameti midir? Güzel yüzlü münafıklar acayip kendini beğenirler. Yani inanılmaz. Hem zekalı